Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün cuma ve ben size bugün akşam rutinimi, okuldan dönüş rutinimi çekeceğim. Bu akşam size neler yaptığımı göstereyim. Hatta saati ve tarihi de şu şekilde size belirteyim. Efendim şu an söyleme. Bugün yemeği Dedişkom'dan yiyeceğiz. Dedişkom'un ellerinden saç kavurma yiyeceğiz. Ve bugün de böyle bir film buluruz. Yine mükemmel ötesi bir film. Yanına da böyle cips, mis gibi. Monster da var. Belki onu da bugün içerim. Yani bu şekilde. Karma ve çok tatlış bir vlog olacak. Hala da formalarımdayım. Bugün beden vardı. O yüzden okula şomanımdayım. Hadi o zaman ben giyinip geliyorum. Ve giyindim. Piyamalarımı gördüğünüz gibi. Şimdi elimizi yıkamaya gideceğiz. Arkadaşlar mis gibi de kokular geliyor. Gelin bir mutfağa girelim. Evet. Dedem de burada. Ve bize bugün saç kavurma yapıyor dedem. Dede ellerine sağlık, çok güzel kokuyor. Afiyet olsun. Şimdi bunu da akşam yerken zaten göstereceğim. Hemen bir elimi yüzümü yıkamaya geçiyorum. Saçlarımı tarayacağım çünkü bugün beden dersinden çıktığım için saçlarımın bu değişik kıvamını size anlatamam ama gösterebilirim. Ve arkadaşlar şu anda saçlarımı ördüm. Çünkü dediğim gibi saçlarım aşırı kötü bir haldeydi. Bu yüzden de en kolay çare hemen saçımı örmekte buldum. Ve boyalıyken ilk defa örüyorum. Bence bu şekilde aşırı tatlı duruyor. Nedense benim hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gittiyse yorumlara yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar her zaman okuldan geldiğimde ben uzanıp telefon bakıyorum. Bu net bir şey. Ve değişmiyor genel olarak. Şimdi yemeği bekliyorum ve tekrardan telefon bakıyorum. Kar spreyi yapacak mısın Tuana? Yapacağım. Şeye? Anne ağacına. Ben pencereme yapacağım. Ay pencereni yapma valla. Hiç pencere temizliği falan uğraşamam. Anne yapacağım. Çıkıyor ya. Okula falan yapmışlar. İyi tamam ben kendi temizlerim. Hayır, 2023 yazacağım. Ve New Year yazacağım. Hayır aynana yap o zaman. Buraya aynana ya yap. Ya anne aynaya yapılır mı? Görünmeyecek orada. Allah razı için görünüyor. İnsanlar görüyor. Niye insanı görmesi ya? Bizim balkonumuz var. Arkadaşlar biz yemeye başladık. Bile. Şimdi mercimek çorbası içiyorum. Burada da sofra. Ve saç kavurma da gelecek birazdan ortaya. Arkadaşlar kavurmamız oluyor. Çok güzel. Çok acıktım. Şimdi arkadaşlar gel lavaşçım. İlk önce lavaşım altını vereceğim. Lavaş gel annem. Şöyle bir bacağıma çıkartabilirsem aslında. Bacağıma çıkartmak istiyorum. Evet geldi. Aşkitom benim. Minnak bebişim. Kanala kuzum musun ya? Ye bakalım. Ye bakalım anneş. Biraz daha yiyebilirsin. Benim kızıma aferin dedesiyle annesi gelmiş bugün benim kızımın. Şimdi arkadaşlar benim zamanım. Allah bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ilk öncelikle şöyle kamerayı koyabilirsem. B12 şey yapacağız. Benim B12'm bu. Ben B12 içiyorum. C vitamini, Supredin içiyorum. Kan ilacı zaten kansızlık var içiyorum. 2 fıs herhalde. İnşallah 2 fıstır. Evet. İçtik. Ve bir yandan da burada tatlı yiyorum. Tulumba tatlısı. Arkadaşlar ben bayağı bir yattım. Yani daha doğrusu uzandım. Film de izlemedim bugün. Aslında bugün böyle güzel bir film bulup güzel bir film izlemek istemiştim. Nefes nefese kalıyorum hani konuşurken. Ama nedense bulamadım. Canım da izlemek istemedi sonradan. Ben de film işini saldım arkadaşlar. Birazcık annemle oturduk. Sohbet ettik. Babamlar şimdi içeride film falan izliyorlar. Ve yarın ben de arkadaşımla buluşacağım. Hem yarın size de bir video gelecek. Çünkü çok güzel bir şey yapacağız yarın. Neyse söylemeyeyim. Sürpriz olsun. O yüzden şimdi kombin ayarlıyordum kendime. Bu eşofman altı. Bunu giymeye karar verdim.
H&M'den almıştım bunu. Üzerime ne giysem diye düşünüyorum. Ama dolabımın içi yine her zaman gibi çok dandik olduğu için bir şey bulmak çok zor. Ama şöyle göstereyim. Burada üstler var. Burada da üstler var. Karar verme aşamasındayım şu anda. Hala daha tam bir karar vermiş durumda değilim. Bakalım. Düşüneceğim, taşınacağım ve üzerime bir şeyler bulacağım. Aslında onun üzerine bunu da giyebilirdim. Bunu da daha... Bunu hiç giymedim falan dışarıda. Ama bununla bu çok güzel olur aslında. Ama yani bilmiyorum çok mu patlatır arkadaşlar. Bilemedim. Ufak bir kararsız kaldım gibi. Birkaç bakalım, birkaç üst daha bakacağım. Daha sonra kararımı vereceğiz. Sizlere de gösteririm zaten. Arkadaşlar bu yeşil üstü bir de üstümde görün diye giydim. Yani bu şekilde duruyor. Ama pek bilemedim açıkçası. Yani yarın bunları rahat eder miyim? Çünkü biliyorsunuz ki havalar artık serinledi. Yani uzun kollu bir şey de tercihim olabilir. Aslında böyle bir üstüm var arkadaşlar. Bunu ben çok giymek isterim. Yani ben bunu bayağı büyük bir istekle H&M'den almıştım. Fakat bunların hatta bu yakası karayaka ve havuz yaka deniyor galiba. Bu şekilde olduğu için bedenlerinin sıkıntılı olduğunu da biliyordum. Bu yüzden en küçük bedenini tercih ettim ama gördüğünüz gibi yani şu potluğu görüyorsunuz. Bence çok kötü duruyor. Ve bunu ben hani ilk aldığımda değiştirmemiştim. Hani biraz daha büyüyünce de olur falan filan diye. Çünkü 2 sene falan oldu bunu alalı. Ama hala daha gördüğünüz gibi potluk söz konusu. Buna ne yapabilirim? Yorumlara yazın. Yani bunu mesela terziye gidip bir şey mi yaptırmam lazım? Bilmiyorum. Yorumlara fikir olan yazsın. Arkadaşlar zaten benim dolabımın son hali. Gördüğünüz gibi yani aşırı düzenli bir insan olduğum için dolabımda kesinlikle benim aşırı düzenlidir her zaman. Yani ben dolabıma hiç böyle dolabımda dürülmemiş kıyafet göremezsiniz. Ya da bozuk kıyafet hiç göremezsiniz. Yani durum ortada. Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Aşırı dağınık bir dolaba sahibim şu anda. En yakın zamanda dolap düzenleme videosu da gelir zaten. Bu arada kombinimi oluşturdum. Size hemen göstereyim. Üzerime bu yine ben H&M sponsorlu bir şekilde geziyorum. Altıma bu H&M eşofman, üzerime bu. Çünkü altıma pembe Nike blazerlarımı giyeceğim. Üzerine de şu iki ceketi birleştirip giymeyi düşünüyorum. Bu ikisinin birleşimi benim çok hoşuma gidiyor. Bu Bershka, diğeri de koton. Bunu altına giyip bunu üstüne giyiyorum ve çok güzel oluyor. Bunun kapüşonu falan ayrı bir hava katıyor. Kombinimi beğendiyseniz yorumlara. Bir tık evet çok renkli ama bence güzel oluyor. Arkadaşlar bu bebek de benim masamda oyun oynuyor. Değil mi yavaşım? Değil mi aşkım? Annesinin bebişi. O da burada oturuyor. Ve sonunda da her şeyimi ayarladığıma göre artık ben hazırım. Arkadaşlar şimdi ben yatağıma geldim. Tabii ki de yatak dostum ve biricik yatak arkadaşım, yandaşım, dostum avokadom. Biz avokado ile beraber uyuyoruz. Zaten sürekli yatağımda olmasından anlamışsınızdır. Oh, hep işte beraber sarılarak yatıyoruz. O zaman hop hop hop. Sizin de böyle yanınızdan ayıramadığınız şeyleriniz var mı arkadaşlar? Bu arada Leviş hala daha oradan bakıyor. Benim aslında bir tane de cupcake'li yastığım var. Ama o genel olarak sandalyemin üzerinde duruyor. Ve bu yüzden de hep benim yanımda olan avokado. Bir şey de görüyorsunuz. Oradan poz verdi. Anneş. Lavinya. 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 Hiç bakmıyor arkadaşlar ya. Kapıya odaklandı. Leviş. Mami. Heh. Şöyle ya. Bir poz ver.